Hoş geldiniz efendim. 24 Spor Gecesi ile birlikteyiz. Her gece olduğu gibi günün sporda öne çıkan başlıklarını Gökhan Dinç ile birlikte masaya yatıracağız. @24 Spor Gecesi Twitter adresimiz. 24 Spor Gecesi hashtagine soru, görüş ve yorumlarınızı gönderebilirsiniz. Bu programı sizlerle birlikte yapıyoruz. Her fırsatta dile getiriyoruz. Gökhan merhaba. Merhaba. Bugün Kadir Gecesi. Bin aydan daha hayırlı bir gece. Allah herkesin duasını, ibadetlerini kabul etsin diyelim. Çok önemli bir gece, mübarek bir gece. Hayırlara vesile olsun diyelim. Öyle başlayalım. İzleyicilerimizin Kadir Gecesi'ni mübarek edelim. Hayırlı kandiller olsun. Kadir Gecesi'nde etmiş olduğunuz duaların tamamı kabul olur inşallah diyelim. Bütün İslam aliminin Kadir Gecesi'ni ben de kutluyorum. Hemen Atamer'den gelmiş. Her ikinizin de Kadir Gecesi'ni kutlarım. Allah bizi hep beraber nice Kadir Gecelerine ulaştırsın inşallah demiş. Kendi duasına da teşekkür ediyoruz. Bizi de ortak etmiş. Sağ olsun, var olsun. Gökhan, yoğun bir gündem var. Özellikle Galatasaray'da senin çok önemli haberlerin var. Yani Belhanda ve Gomis'in... Hemen arada hemen verelim çıkalım istiyorsan. Vermeyelim. Yani zaten onu Twitter'ımızdan duyurduk. Ayrıntılarını ilerleyen dakikalarda verelim. Yani Belhanda'nın yarın, yani bugün içinde açıklanacağını, Gomis'in de evraklarının yarın yetişmesi halinde, yarın yetişmezse Cuma günü resmi olarak açıklanacağı bilgisi var. Akerbi ile bugün Cenk Erbi... Aserbi'ymiş bu arada. Neymiş? Aserbi'ymiş. Aserbi. Öğrendim bugün. Evet. Aserbi içinde Acerbi diyen var, Akerbi diyen var. Aserbi diyelim biz. Sen, Galatasaray tarafı Aserbi diyor. Aserbi. İlgilenen onlar olduklarına göre. İlk tercihiydi. Bugün Cenk Ergün, Galatasaray'ın sportif direktörü, İtalya'da Sassuolo kulübünün yetkileriyle görüştü. 7 milyon artı 1 milyon euro bonus, 8 milyon euro teklif etti. Ancak Sassuolo kulübü 15 milyon euro talep etti. Bu sebeple daha önce anlaşma sağlanan Maicon'a çevrildi oklar. Onun da ayrıntılarını ilerleyen dakikalarda söyleyeceğiz. Sevgili seyircilerimizle paylaşacağız. Beşiktaş'ta Talişka'nın menajeri konuşmuş. Manchester United'ı nereden çıkardınız demiş. Onunla ilgili de yorumlarımız olacak. Fenerbahçe'de Emre Mor acaba Fenerbahçe'ye mi geliyor? Menajeri sosyal medya üzerinden İstanbul'a gidiyorum diye duyurunca böyle bir anda ortalık acaba Fenerbahçe'yle mi görüşmek için geliyor haberleriyle doldu taştı. Robin van Persie de Feyenoord istiyordu biliyorsun. Oğlunu Feyenoord'un altyapısına yazdırmış. O da acaba gidiyor mu soru işaretleri oluştu. Trabzonspor'la başlayacağız bugün. Bir değişiklik yapacağız ilk kez. Dün Sayın Başkan Muharrem Usta bir iftar yemeği verdi. İftar yemeğinden sonra da gece geç saatlerde medya mensuplarının sorularını yanıtlamış. 3-4 tane transfer yapacağız. Nokta transferler olacak bunlar demiş. Ayrıca 3 Temmuz süreciyle ilgili mücadelelerini de sürdüğünü söylemiş. İsviçre'de oradaki hukukçularımızla birlikte geçenlerde bir toplantı yaptık. Şu anda başvuru hazırlıklarını tamamlıyoruz. Aksilik olmazsa sembolik anlamı da olduğu için 3 Temmuz'da FIFA'ya başvurumuzu yapacağız diyor Sayın Başkan Muharrem Usta. Şimdi Sayın Başkan Muharrem Usta temsil ettiği camia Trabzonspor olduğu için ve Trabzon halkının Trabzonspor'un hakkının çalındığını düşündüğü için tabii ki bu girişimleri yapması son derece normal. Kendisinin de böyle bir beklentisi olduğunu biliyoruz ama şu ana kadarki gelişmeler şunu gösterdi ki Trabzonspor'un bu tür başvurulardan olumlu bir yanıtla geri dönmesi mümkün değil gibi gözüküyor. Zaten tescil edilmiş bir Fenerbahçe şampiyonluğu da söz konusu Türkiye Futbol Federasyonu tarafından. Gelelim görelim ki şöyle bir durum var. Sayın Başkan bu süreci çok iyi yönetti. Neden çok iyi yönetti? Bizler görevdeyken Trabzonspor'da şu yanlışı yaptık. Yani tüm uyarılarımıza rağmen şu yanlışı yaptık. Artık şu malum süreçten taraftarı ve şehri birazcık uzak tutmak gerekiyordu. Her ne kadar biz uzak tutalım dedikçe insanlar bizi oraya doğru çekmeye çalıştılar ve çektiler. Bunda da başarılı oldular o süreçte. Ama şimdi Muharrem Usta hem kulübü bir şekilde çok da iyi bir şekilde yönetiyor. Bir taraftan da bu girişimlere devam ettiriyor. Sessiz kalmıyor yani. Transferlerin son derece başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Ta ki Bordo Mavili yönetim işi eline alıncaya kadar. Şimdi yeniden bir transfer çalışması içerisinde olduklarını biliyoruz. Başkan da söylemiş 3-4 oyuncu alacaklarını. Ben Trabzonspor'un geçen sezonun ikinci yarısında gösterdiği performansın üzerine yapacağı transferlerle birlikte gelecek sezonun ilk 3-4 haftasında göstereceği performansla şampiyonluk yarışının en ciddi adaylarından birisi olacağını söyleyebilirim. Özellikle çok ciddi bir motivasyonları var. Tıpkı bu sene nasıl Beşiktaş'ın 3. yıldız gibi önemli bir motivasyonu varsa ve Trabzonspor'un da 50. yıl gibi bir motivasyonu söz konusu. 50. yılda Bordo Mavili takım şampiyonluk ipini göğüslemek isteyecektir. En azından yarışın içinde olmayı bekliyor Bordo Mavili taraftarlar.
Peki 3 Temmuz'da yapılacak başvuru, FIFA'ya yapılacak başvurunun temeli ne? Yani ya temeli biz şampiyonluğumuzu istiyoruz, Fenerbahçe cezalandırılsın mı? Yani bundan önce yapılan başvuruların hemen hemen hepsinde aynı. Ki bu, ben de kopmak istiyorum, ben de çok içindeydim. O yüzden içinde olup da yani gerçekten ne kadar çabalarsanız çabalayın. Gerek İsviçre Yerel Mahkemelerinde, gerek UEFA'da, gerek KAS'ta her türlü girişimler yapılmış olmasına rağmen bir sonuç çıkmadı. Ama bu da bir yol. Bütün yolları denemek istiyor Bornum abili yönetim. FIFA'ya başvurma... Abi hukuk mücadelesidir. Buna FIFA'ya başvurmak bir şey da bir... Söyleyemez. O mücadelenin içerisinde atılması gereken bir adım. Son adım mı? İnanın son adım da değil. Ondan sonra gelişebilecek bambaşka şeyler de çıkabilir. FIFA'ya bile dava açılabilir. Yani burada temelde şunu istiyor değil mi Trabzonspor? UEFA'ya yani da dava açılabilir. Şampiyonu biziz, kupamızı verin. Yani evet. Bütün tartışma konusu bu. Aynen. Yani bu konuda UEFA'dan bir sonuç alınamadı. İşte KAS'a gitti, KAS'ta sonuç alınamadı. Artık FIFA son merci. Yani FIFA'da derse ki artık o bizi ilgilendirmiyor. Ya ben yerel federasyonun görevidir. Yerel federasyon da bunu tescil etmiştir ki büyük olasılıkla karar da bu yönde çıkacak. Yani bu mesele söyleyeyim. İnsanları yani çok tartışıyoruz ya şimdi bu meselenin nasıl tezahür ettiği de yani çok açık. Hani kumpas içinde olunduğu kararı çıktı. Mahkeme yani Türk yargısı bunu tamamen sonlandırdı. Yargıtay senin kararı yani şu anda Yargıtay'da. Yani Yargıtay'da son noktayı Yargıtay koyacak. Tamam ben şunu söyleyeyim FIFA'nın verebilir. Ya ben hukukçu değilim ama bu dosyanın içerisinde görev almış ama kenarından ama kıyısından bu dosyaya bulaşmış insanlarla yaptığım konuşmalarda FIFA'nın doğru bir adres olmadığını söylüyorlar. Evet böyle bir adres var ama FIFA'nın doğru bir adres olmadığı, oradan da beklenen sonucun çıkmadığı görüşündeler. Ama ben Trabzonspor yönetiminin göstermiş olduğu hukuk mücadelesini başından sonuna kadar destekliyor ve tebrik ediyorum. Sonuna peki, kadar bırakmasınlar yani. Yani elbette bir hak mücadelesi vereceklerse, demokratik olarak böyle bir hakları varsa aynen, sonuna kadar mücadele edecekler. Yapsınlar da zaten. Aynen yani ama sonuçta... Yapsınlar ama geri dönerlerse de bir şekilde motivasyonlarını artık 50. yıla ve yeni sezona mutlaka taraftarın döndürmesi lazım ki Sayın Usta bunu sosyal medyadan attığı bir tane tweetle değiştirebiliyor. Dolayısıyla bu anlamda Sayın Usta'yı da tebrik etmek bu lazım. Bu bir hukuk mücadelesidir. Verene saygı duyarız. FIFA'da bu konuda derse ki yerel mahkemelerde, yerel federasyonundur kararı dediği anda... O bir altın söyler. Muhtemelen karar şöyle çıkacaktır. UEFA'nın verdiği kararı onaylayacak bir ifade de bulunacaktır diye düşünüyorum. Peki yani artık bir an önce bu işler sonlansa da artık biz de bunları konuşuyoruz. Yani mesele şey ama gibi, eskisi kadar konuşulmuyor. Konuşulmuyor bu anda, evet. Ama yani işte yine bu sağ sonuçları, bir şekilde ısıtılıyor. Şimdi, işte. Şimdi 3 Temmuz'da bir daha konuşacağız başvuruyu yaptı diye. Başvuruyu yaptı diye konuşacağız. Sonra çıkana karar kadar. Aşamasında bir sürü şey yaşanacak. Yine onları da konuşacağız falan filan. Tıpkı şey gibi bu konu o kadar benim... Konuşurken sıkılmama neden oluyor ki Arda ile Fuat Terim'i konuşurken artık bir noktadan sonra... Tamam bırakalım abi geçelim ya. Transfere geçelim. Ama işte bir taraftan da gündem yani konuşmasak da... Bu arada da fırçayı olmuyor. Yedik tabii biz yüzüğü buraya taktık elleri yıkayacağız diye. Sonra buraya takmayınca fırçayı yedik yani. Hemen geldi mi fırça? Tabii hemen. Hemen geldi biz yerine takalım. Peki Bursa Spor Paul Logan'i getirdi. Dün İstanbul'da görüşmeler... Zor ve çetin görüşmeler geçmiş Leguen'le. Ama anlaşmışlar. Bursa'ya da götürmüşler galiba hocayı. Değil mi? Evet. Helikopterle. Bursa'ya da götürmüşler. Bugün ben sosyal medyada gördüm. Üçüncü antrenörmüş helikopterle Bursa'ya gelen. Abi neyle gelecek zaten? Yani niye? Ertuğrul Sağlam gelmiş daha önce. Şenol Güneş gelmiş helikopterle. İstanbul'dan gelen oraya gelir yani. Öyle gelir. Niye gel? Arabayla, karayoluyla mı gidecek? Feribotla falan mı götürecekler? Detay arabayı? İçin söyledim ya. Yani hemen şey yapma, yükselme. Hayır, yükselmek için söylemiyorum ya. Yani... Güzel detay yani. Üçüncü antrenör. Helikopterle gitmişler. Ondan öncekiler Bursa'da mıymış? Arabayla gitmişler demek ki yani. Niye ona takıldın şimdi? Bir, sen söyledin. Bir bilgi bir şey olarak vereyim dedim yani. Peki. Ben Leguen'in nasıl bu adamın telaffuzu? Logan. Paul Logan. Logan diyeni de hiç duymadım ha. Her şeyi duydum da Logan diyeni hiç duymadım yani. Abi biliyorsun ben yani Fransızlarla... Senin Fransa'da var, Katalunya'da var, İspanya'da var, İtalya'da Logan, var. Abi, doğrusu o. Sen bana inan bu konuda. Logan. Logan. Arkadaşlar Logan... Aserbi'ye ben bir şey söyledim bak, abi. Aserbi tamam, dedin, Aserbi'den yürüdük. Tamam, Logan. Daha önce sordum ama Aserbi... Sen yine bir ufaktan yaptın yani. Hani Aserbi ama Akarbi diyen de var, Acarbi diyen de var tamam, falan Paul diye. Tamam, Logan diyorum. Tamam, Logan. Evet. Tamam, Logan...
Önemli bir teknik adam tabii. Önemli yani. Bir teknik adam da çok uzun zamandır lig yarışının içerisinde değil. Benim tek handikapım o. Yani Bursa Spor için yani çok önemli, evet, iyi bir teknik direktör ama Lögen kaç yıldır lig yarışının içerisinde olmayan bir teknik adam. Sürekli milli takımlarda çalışmış ve çıtası da yüksek olan milli takımlarda da değil. Dolayısıyla ben açıkçası benim tek soru işaretim o. Bu tip antrenörlerin şöyle bir artısı olur Gökhan. Oyuncuların yani kulüplere gelmesi konusunda iknayı hızlandırır. Lögen'le mi? En son nerede Umma milli takım teknik direktörüydü biliyorsun. Nasıl cezbedebilir? Ama Fransa pazarını biliyor yani. O yüzden mi 2009'dan beri Nijerya, Umman oralarda çalıştı? Mutlu değil misin Sampdoria Lögen'in Bursa Spor'a gelmesinden? Ben mutluyum fırça da. Fırça atmadın mı? Yok, fırça değil. Bu arkadaştan bir tane mesaj gelmiş de seninle ilgili. Ne diyor? Uluslararası bir adam olduğunu söylüyor. Teşekkürler. Ailecek. Uluslararası bir temsil yeteneğiniz varmış. Teşekkür ediyorum. Kim arkadaş? Bizim Hokkabaz Hakan. Hakan Gündoğar kardeşim, selam olsun. Bizi seyrediyormuş herhalde. Hakan da logo gibi oldu oraya biliyorsun değil mi? Ben sürekli ne zaman görsem orada. Ya geçen bir programa WhatsApp üzerinden mesaj atarak bağlanmış. Buraya da bir atsana bir tane. Twitter'dan bir tane görüntülü atsana da biz de bir ilk yapalım. Peki Bursa Spor'a hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Geçen sene, geçtiğimiz sezonun son maçında ligde kaldı. Yani artık onların tekrar edilmemesi, Bursa Spor çok büyük bir camia, taraftarıyla, stadıyla, mali yapısıyla, yani Türkiye'nin çok önemli şehirlerinden bir tanesi ve hep biz burada onu konuşuyoruz ya, gerçi tüm futbol severler aynı görüşte. Yani şehir takımları, işte Eskişehir'de keşke gelse, yani taraftarı olan, potansiyeli olan şehir takımları her zaman ligimize renk katıyor Gökhan. Aynen öyle. Bursa Spor'da bu sezonun, yani geçen sezonun acısını çıkartması gerekiyor artık, yeter. Yani hani geçen sene taraftarına çektirdiği cezayı yeter yani. Başar demiş ki Haluk Bey, Paul Le Guen, yanlış söylüyorsunuz demiş. Le Guen demiş. Ben de Paul Le Guen. Le Guen demiş. Yani ben Le Guen diyeni hiç duymadım diyorum. Bak hiç duymadım yani. Le Guen ya, ben öyle biliyorum. Neyse, çok önemli değil. Le Guen mi diyelim peki? Nasıl arzu edersen öyle diyelim. Takılma ya. Le Guen diyorum ben ama tamam, sen bilirsin. Peki sen öyle söyle, ben Le Guen diyeyim. Tamam. Peki hayırlı uğurlu olsun. Galatasaray'a geçelim. Geçelim. Soru sormuyor muyuz abi bugün? Ne soralım? Yani bence sormayalım ya bugün. İzleyicilerimiz zaten katılıyorlar. Öyle mi? Ne diyorlar mesela? Okusana bir şeyler. Okumuyorsun abi. Kaç gündür tweet okumuyorsun? İnsanlar bana şey yapıyorlar, tweet okumuyorsun diye. Yusuf demiş ki Bursa Spor için yanlış tercih, başarılı olamaz demiş. Mesela. Ben o kadar Fatih keskin değilim. Fatih demiş ki Haluk abi, Galatasaray haberlerine yetişemedim. Belhanda Sevilla ile anlaşmış. Durum nedir demiş. Faruk demiş ki abi, arada yayını kaçırıp YouTube üzerinden izliyorum. Fakat Allah aşkına şu videoları 360p atmayın. Lütfen piksel piksel izliyoruz demiş. Yani onun başka bir... Esmedia Dijital duydu mu? Vardır onun. Bizim hemen, benim hemen arkamda Esmedia Dijital. Arkadaşlar onunla ilgilenirler. Bora demiş ki Gökhan abi hasta mı? Sesi kısık biraz demiş. Sesin hastaysa kısık geçmiş olsun demiş. Yok hiç öyle değil. Ayıptır söylemesi. Bugün iftarda biraz... Fazla kaçırdık, ağırlık çok. Keman Keş demiş ki kandil diyorum, mübarek olsun diyorum. Dua ederiz, dua bekleriz. Haluk Bey siz de Dursun Bey için dua edin de gitsin mi? Demiş. Hadi Galatasaray'a bas geldik, o zaman ben yükselirim biraz Galatasaray'dan. Harfi de Ö okunuyor demiş Başar. Tamam abi. Şimdi burada... Ya Fransız dili ve edebiyatı dersi vermeyeceğiz, tamam işte. Ay sen Bursa Spor'un yeni hocası diyelim, geçinmez zaman. Peki tamam. Yani. Bursa Spor'un ayıp yeni hocası. Ayıp bizde, biz öğrenemedik yani. Ben Le Guen, ama araştırdım Le Guen. Ben Le Guen diye okurum. Ya yani neyse ne abi, tamam hocam hoş geldin ya. Hocam hoş geldin. Belhanda için bugün bir iddia ortaya atıldı. Sevilla ve Valencia'nın, Sevilla'nın antrenörü açıklama yapmış. Belhanda'yı kadromuzda görmek istiyoruz diye. Hmm. Bir heyecan oluştu Galatasaray taraftarında. Ama şöyle heyecan oldu. Yani inşallah Sevilla'ya gider heyecan oldu. Yani hani maliyeti çok konuşuldu, çok tartışıldı ya. Şimdi şöyle eleştirenler de var. Hani Galatasaray'ın yaptığı transferlerin maliyetlerini konuşuyorsunuz da Fenerbahçe'yi niye konuşmuyorsunuz diyenler olmuş sosyal medyadan. Onu da söyleyelim. Valbuena için de ben 3 aşağı 5 yukarı aynı şeyleri söyledim. Evet, iyi yetenekli bir oyuncu. O yaşta bir oyuncu için o sorumluluğa girmek doğru mu dedim. Sen de mutlaka karşılığını verir. Dedin. Ben karşılığını yani vereceğini düşünüyorum. Evet. Yani Belhanda için şu anda konuşulan rakamlar 22-23 milyon euroluk bir paketten bahsediyoruz. Yani 90 milyon TL
Çok büyük rakam. Bu sebeple Galatasaray taraftarının bir bölümü de aslında gelmese de iyi olur mu acaba diyen de var. Ama sendeki bilgi Belhanda'nın bugün resmi olarak açıklanacağı yönünde. Sen bilgilerini bizimle paylaş, onun üzerinden yorumlayalım. Galatasaray'dan içeriden aldığım bilgiye göre büyük ihtimalle bugün Perşembe artık, değil mi? Bugün evet, Perşembe. Bugün Perşembe günü içerisinde, yani günü akşam saatlerine doğru Belhanda'nın resmi açıklamasının geleceğini söylediler. Cuma günü Gomis'in evrakları ile ilgili bir sıkıntı var. Yoksa ikisini de aynı anda açıklayacaklardı. Ama büyük ihtimalle Gomis'i de Cuma günü açıklayacaklar. Stoper Acerbi için ilk tercihti Galatasaray'da. İkinci tercih Maicon'du. Acerbi için yapılan ilk görüşmeler olumsuz sonuçlandı. Bu ikinci görüşmenin olmayacağı anlamına gelmiyor. Ama İbre Maicon'a kaydı diyebiliriz. Maicon'u da, bu üç oyuncuyu da, yani Maicon Acerbi olmadı diye düşünüyoruz. Maicon, Belhanda, Gomis üç oyuncunun da kampa yetişmesini istiyor teknik direktör Tudor. Tudor demişken, Tudor'la ilgili Snyder konusunu ayrı mı açacaksın? Konuşacağız ama şunu konuşalım önce. Yani Galatasaray'dan gelen, yani bu iki oyuncu ile ilgili, özellikle Gomis ve Belhanda ile ilgili gelen bütün haberler olumlu, değil mi? Hı hı. Ya işte ama bugün Perşembe günü Belhanda'yı, Cuma'da Gomis'i. Sana gelen bilgi de o yönde. Daha önce de işte bu hafta hiç açıklanacağı, yani hatta oyuncuların şu ana kadar gelmiş olması gerekiyordu verilen tarihlere baktığımız zaman. Abi, acaba o kadar bir sıkıntı kolay değil. Tamam, doğru, ama şimdi Sevilla teknik direktörünün açıklaması, Belhanda'yı istiyoruz, Valencia. Olabilir, bir kıl çıkartmak istemiş olabilir yani. Bir araya bir rötar sokmak için yapmış olabilir onu. Bir de Sevilla, Valencia bu kadar büyük paraları verebilir mi? Galatasaray verebiliyorsa Sevilla da verir. Galatasaray Riva'yı sattı ya, o yüzden veriyor. Geçen bu arada sene. Galatasaray Riva'yı sattı da bir de Flore'yi satmadı biliyorsun daha. Oradan da para gelecek yani. Yani oradan da böyle para gelecek. Bak, onu da bugün konuştuk birileriyle Galatasaray'dan. Yani Flore'dan da gelecek para varsa yani borcu temizleyip acaba diyorum. Dursun Başkan bu paraları saçıyor ama olabilir mi sence? Başarabilir mi gelecek sezon Galatasaray? Ya şimdi ben çok umutlu değilim. Ben mesela Belhanda'dan ve Gomis'ten çok umutlu değilim. İyi oyuncular alabilirsin. Bak, Belhanda ya da Gomis gibi oyuncular, isim ne olursa olsun, Galatasaray'da birilerinin gidiyor olması, Snyder'in gidecek olması, Sabri'nin gitmiş olması, bunlar takım içerisindeki diğer oyunculara verilen çok önemli mesajlardır. Yerlerine gelecek her kim olursa olsun, ki mutlaka birisi Gomis'den bahsediyorsun, bir de Belhanda'dan bahsediyorsun. Yani diğeri de Maicon yani. Hani bugün konsol oyununda hemen hepimizin tanıdığı, bildiği bir oyuncu. Hani bırak Avrupa futbolunu ya da Güney Amerika futbolunu ya da nerede oynuyorsa bırak onu. Maicon önemli bir isim. Şimdi bakıyorsun sen bu üç oyuncuyu bir araya getirdiğinde zaten bir sinerji oluşacak. O sinerjiyle birlikte diğer oyuncuların da etkileneceğini düşünüyorum. Snyder konusunda biz bu zamana kadar yanlış hedefe kilitlenmişiz gibi gözüküyor. Çünkü bugün yaptığım sohbetlerde açıkçası Snyder'in Florya Metin Oktay tesislerini bir çiftlik havasına soktuğu ve oranın adının Metin Oktay değil de sanki Wesley Snyder tesisleri olduğu gibi bir izlenim, ki bunu zaten geçen sezon ortasında sizlere paylaşmıştım bu ekranlardan. Dolayısıyla bundan son derece rahatsız olan bir Tudor var. Tudor kesinlikle Snyder'i yeni sezonda kadrosunda görmek istemiyor. Bu tabii ki yönetimin de işine geliyor. Açıkçası yıllık 5 milyon euroluk bir ücret var Snyder'in aldığı. Snyder'in yaptığı da şu: Amerika'da eşiyle de konuşmuş. Ben onlara yakın aile dostumla da konuştum. Snyder'in eşi de Amerika'yı çok istiyor. Ve Amerika'da da bir uzun süreli bir kontrat bekliyor Wesley Snyder. Onun peşine düşmüş durumda. 2-3 yıllık bir kontrat bulmuş ama onun istediği 5 yıllık bir kontrat. Kaç yaşına kadar oynayacaksa artık. 5 yıllık bir kontrat istiyor. O 5 yıllık kontratı bulunca da Wesley Snyder Amerika'ya yolcu olacak. Yeni sezonda Snyder'in Galatasaray'da olmayacağını söyleyebiliriz. Bu çok dillendi. Yani hatta Galatasaray'ın bonservisini vereceği, yani en azından ödeyeceği maaştan kurtulmak için. Yani hep konuşuyoruz. Bana çok mantıklı gelmiyor. Şimdi bak, Snyder'in takım içerisindeki papazlık diyelim, tırnak içerisinde, futbolu oynayanlar bilir. Hani papaz futbolcu dersin ya. O türlü bir, şimdi Podolski de gitti, başka papaz kalmadı. Selçuk. Selçuk şimdi. Kaptan Selçuk. Yani kaptan da abi, Snyder varsa Snyder mi Selçuk mu yani? İşte o çok tartışılıyor ya. İşte abi ona, o çok tartışılıyor. Şimdi Selçuk ve Snyder yani Sabri'yi yedi. Bu mantıkla şimdi gönderiyorsan. Sabri'yi yediren futbolcular şunu da bilmesi lazım. Bir gün sıra size de gelecek. Yani
bir gün size sıra da gelecek. Size de gelecek ve bir şekilde siz de Sabri gibi bir sonla karşı karşıya gelip kalacaksınız. O yüzden birisini yedirmeden önce siz takımınızı toplamaya bakın kaptanlar olarak. Anlatabiliyor muyum? Ya kaptan olarak senin olayın takım içerisindeki huzursuzluğu dağıtmak, bir birliktelik, beraberlik kurmak. Hayır, sen bunu yapamıyorsan, sen bunu yapamayanlarla mücadele ederken onlar takımdan ayrılıyorsa bir gün sen de takımdan ayrılırsın. Soru şu. Şimdi Snyder papazlık yaptığı için gönderiliyorsa, evet. O zaman aynı muamelenin Selçuk'a da yapılıyor olması lazım derim ben. Ama Selçuk yerli oyuncu. Selçuk 3 milyon euro alıyor. Ben bu arada yanlış anlaşılmasın. Selçuk gönderilsin anlamında söylemiyorum bunu. Yani senin çıkış noktandan bahsediyorum. Yani Galatasaray'ın mantık olarak eğer Snyder'in... Ama Fesli'nin yaptığını yapmıyorsa Selçuk niye gönderilsin? Ama Fesli'den daha fazlası yaptığı konuşuluyor ya. Benim bildiğim Fesli tesisler üstü bir olay. Yani tam o kadar değil. Yani Selçuk'tan çok daha yukarıda bir Selçuk seviyede. Bence mesela benim de aldığım bilgiler Snyder oranla daha güçlü. Bak güçten bahsetmiyorum. Yani neden bahsediyorsun? Sıkıntı çıkartan adam. Yani onu beğenmiyor, bunu beğenmiyor. O olmasın, bu olmasın. Ya adam için teknik direktör seçildi abiciğim. Acaba Rieken'in gittikten sonra adam da için teknik direktör belirlendi. Haluk, yani Selçuk teknik direktör belirledi mi? Hayır. Selçuk ve Burak Galatasaray'dayken, keza mini takımdayken kamp yapılacak şehri belirliyorlardı. Evet. Ülkeyi ve şehri. Ya orada değil, burada yapalım diyorlardı. Evet ama ben Snyder mevzusunun daha geniş perspektifli bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Ve biz bu zamana kadar evet yönetim de gitmesini istiyor ama onu öncelikli olarak istemeyen Tudor. Bak Arzu hemen geldi. 3 milyon euroluk oynuyor mu Selçuk? Diyor. Oynamıyor. 3 milyon euro kazanıyor diyor. Oynamıyor. Ama yerli ne demek diyor. Efendim? Yani yerli ne demek diyor. Hani onu anlayamadım diyor. Hani Snyder yabancı olduğu için mi ve papaz olduğu için, yani hem yabancı hem papaz. Hani yerli papaz olsa kalıyor mu demek istiyor yani. Yerli papaz olursa kalıyor işte gördüğün gibi. Doğru. Yabancı papaz olunca gidiyorsun. Bir de ne kadar papazlık yaptığına bağlı. Yani ne kadar sıkıntı çıkarttığına bağlı. Sen şimdi takım içeri... Ya bir de futbolda gerçekten hani Wesley Snyder, Podolski, Selçuk, Sabri, Muslera bunun gibi egoların yönetilmesi çok kolay insanlar Doğru. değiller. Yani Doğru. gerçekten çok kolay değiller. Yani kendisini Messi zanneden bir kanat oyuncu var senin yani. Mesela dün Tudor NTV Spor'daki yayında şunu söylemiş. Biz tabii belli bir bölümüne kadar izledik. Sonra yayına geldik. Bugün ben okudum. Diyor ki Bruma ile ilgili. Çok enteresan bir oyuncu diyor. Yani soyunma odasında herkes bana bakıyor. O bana bakmıyordu diyor. Çok negatif yönleri var diyor. Yani ben Zlatan İbrahimovic ile oynadım diyor. Oyunculuğun dönemimde. Onda bile böyle bir şey yoktu diyor. Zlatan yani da başkalarını yapıyordu. Yapmasın canım yani. Çok yetenekli bir oyuncu tabii ama diyor. Yani soyunma odasındaki tavrı, tarzı çok negatifti diyor. Şimdi bunu yönetmek mi, bunu göndermek yani mi? Yani durup dururken bu haberler çıkmıyor demek ki yani. Hani. İşte ben de şunu söylüyorum. Şimdi göndermek de bir tercih. Tamam. Ama onu yönetmeye çalışmak da bir tercih. Yönetmeye çalışmak daha zor olandır. Gönderirsin abi çok kolay. Snyder'i de gönderiyorsun işte. Bruma'yı da gönderdin. Podolski'yi de gönderdin. Yalan haberler yaptırdığın Podolski'yi. Şimdi olmuyor. Anladın mı? Yani bir şey, bazı şeyleri yönetmek zorunda. Quaresma çok mu kolay yönetilebilecek bir oyuncu? Aboubakar çok mu kolay yönetebilecek bir oyuncu? Gökhan İnler oynamarken yani. Aboubakar o kadar Gökhan İnler oynamazken yönetmek çok mu kolay? Kolay değil. Ersan oynamazken yönetmek çok ama mu kolay? Ama başarı geldiği zaman, şimdi, başarı da olduğu Tolga zaman. Tolga Yaslan yönetmek çok mu kolay? Başarı geldiği zaman. Van Persie yönetmek çok mu kolay? Yok, takım kazandığı Manipa zaman. Çok mu kolaydı? Anladın mı? Müsaade edersen. Yani birileri yönetmeyi zaman, tercih etmesi lazım. Takım kazandığı zaman yedek kulübesindeki adam ne kadar huzursuzluk çıkartırsa çıkartsın mesele büyümez. Yani Beşiktaş bu sene şampiyonluğu kaybetseydi biz burada Tolga Yaslan ve Gökhan İnler'in daha fazla forma şansı bulması gerektiğini tartışıyor olmayacak mıydık? Yani Mitrovic'i daha yüksek sesle konuşuyor olmayacak mıydık devre arasında? Ben olmayacaktım. Ben Mitrovic'i konuşurdum belki de sol stoper anlamında. Ama benim zaten olayım belli abi. Atiba Oğuzhan. Önlerinde kimi oynatırsan oynat. Atiba Oğuzhan. Önde kimi oynatırsan oynat. Benim için önemli. Benim tek derdim oydu. Tamam o zaman neden Gökhan İnler'i transfer etti Beşiktaş? İyi bir alternatif olsun diye. Tolgay da var. Yani orada çok ama alternatif Tolgay'la vardı. Ama Tolgay ile Gökhan İnler'in pozisyonu aynı değil zaten. Ya sonuçta ikisi de orta sahada oynayabiliyor yani. O mesela orta sahada oynuyor. Peki şöyle soruyorum sana. Yani değiştirerek sorayım. Oğuzhan Atiba ikisi yok. Gökhan İnler'le Tolgay oynamaz mı orada? Oynar. Gökhan İnler Atiba'yı yani rolünde soyunur. Yani backupları yani o anlamda söylüyorum.
Neyse Beşiktaş'a geçmeyelim. Bu arada Galatasaray'da tam yayına girmeden önce bizim Fransa'dan bir izleyicimiz bir screenshot göndermiş. Televizyon programı L'Ekip 24 diye bir kanal. Ben Arfa Galatasaray'a gitmeyi kabul etti gibi bir altyazısı var fotoğrafta. Yani televizyonda bunu tartışıyorlar şu anda Fransa'da. Şimdi abi, Ben Arfa'da dedik ki dün bir tane tweet attık Oğuzhan'la ilgili. Abi, Fransız arkadaşlar vallahi yeter kurban olayım hiçbir şey anlamıyoruz abi. Vallahi atmayın ya. Ne olur atmayın abi. Yazmayın bir şey ya. Çöktüler ya. Yazmayın abi. Her abi sürekli bakıyoruz 20 mention. Bakıyoruz 20. Ya yapmayın. Ne olur. Anlamıyoruz abi. Anlamıyoruz yani. Hayır bir de kendi aralarındaki sohbette de. Ya bizim... o Translate, yani Google Translate de öyle saçma sapan çeviriyor ki. Bu adam kim demek falan gibi şeyler. Diyor ki Haluk abi sen tercüme et Gökhan abiye diye. Yani Paul Löger falan. Sen... Tabii Löger'den sen yürürsün diyor. Tabii sen. Tabii kesin. Ben Arfa'da çok konuşuluyor. Fenerbahçe'ye konuşuluyor, Galatasaray'a konuşuluyor. Galatasaray'la ilgili ben Arfa'nın bir operasyonun olduğunu bir de şimdi sen bilmiyorum. Belhanda'yı aldın. Bilmiyorum yani. Snyder'le vedalaşmadın. Vedalaşacaksın ama. Bir de Ben Arfa yani hani ne yapıyorsun? Hani bu kadar yani o mevki oyuncusu çok fazla yani. Guti'ler geldiğinde ben bir tezahürat atılıyorum Beşiktaş Başkanı Yıldırım Demirören için. Yıldırım Demirören yeter diye yakında Dursun Özbek yeter diye. Yeter Dursun Özbek yeter de daha açıklanan bir şey yok Gökhan. Hani güzel öyle, haberler kullan, çok güzel eli geliyor. Eli kullanla rahat olun yani. Hani sonuç itibariyle Galatasaray'da Belhanda Gomis bitti. Maicon Acerbi ikinci görüşmede yapılacak. İlki olumsuz sonuçlandı. Acerbi için 15 milyon euro istemiş Sassuolo. Yani 15 dersin onu 8. gelersin o gelersin yalnız 15 dersin onu gelersin sağ, 8 ona vermiş doğru. Zaten de arada 2 katı fark var neredeyse yani. Yok öyle. Belli de olmaz yani. Acerbi olmazsa Maicon hazır abi bitti. Maicon evet hazır. Peki Sabri açıklama yapmış bugün. Aa ne demiş? Yani ailemle birlikte nereye gideceğimize karar vereceğiz. Henüz hiçbir takımla anlaşmadım. Aracılar vasıtasıyla görüşüyorum demiş. Kayserispor'da başkanı da Sabri ile kısa süre içinde yüz yüze görüşeceğiz gibi bir açıklama yapmış. Göztepe'nin çok istediği konuşuluyor. Antalyaspor'un transfer listesinde olduğu konuşuluyor. Yani Sabri piyasaya çıkınca tabii şimdi çok sayıda kulüp Sabri ile ilgileniyor. Ama daha henüz bir karar vermemiş. O yönde bir açıklaması var. Sen Sabri ile ilgili Sabri zaten konusunda, fikrin sabit. Evet Sabri konusunda biraz hassasım ben. Sabri kardeşimize bundan sonraki futbol hayatında başarılar diliyorum. Haksız bir şekilde hiç hak ettiği şekilde bile gönderilmemiştir. Bir tane sosyal medya mesajıyla aslan bilmem ne hadi bay bay deyip olmaz öyle işler. Sahip çıkıp daha güzel organizasyonlarla insanlarla vedalaşmak lazım. Bakınız Aykut Kocaman Konyaspor. Emrah Balcı demiş ki sizce de Galatasaray'ın sağlam bir ön libero'ya ihtiyacı yok mu Melo tarzı demiş. Zaten öyle bir oyuncu bakıyorlar şu anda. De Jong'la yolları ayırmaya çalışıyorlar. O da kolay değil biliyorsun. Sözleşme imzaladın. Yani adam gelmiş. Yani acayip şeyler yaptılar ya. Ben böyle bir şey görmedim. Vallahi billahi ya. Yani bu yapılan sözleşmeleri gördükçe ondan sonra Galatasaray'da niye yükseliyorsun diyorlar insanlar. Uğur demiş ki Uğur Almohan. Rusya'dan selam. Smolov Fenerbahçe'ye faydalı olur mu? Haluk abi çok yönlü oyuncu demiş. Gerçekten yetenekli bir oyuncu. Çok genç değil mi ya? Krasnodar'da oynuyordu galiba. Fenerbahçe'ye karşı oynamıştı. Ben çok bugün, genç bir oyuncu galiba. Bugün Portekiz karşısında da izledim. Yani bugün Portekiz maçında çok iyi değildi. Ama Portekiz'de maç mıydı o ya? Yani? Açılış, çok kötüydü. Açılış maçında da izlemiştim. Smolov'u yetenekli bir oyuncu ama genç bir oyuncu. Ama zaten Avrupa'ya gidecek yani. Yani Fenerbahçe'ye gelir i̇şte mi? Avrupa'ya gider. Bak birazdan Emre Mor'u da konuşacağız. O yaşta bir oyuncu Türkiye'ye gelmesin. Tamam? Smolov da gelmesin. Gelmesin kardeşim. Gelmesin. Burada erip biter çünkü çocuk. Hani biz burada getiririz buraya. Bir sene iki sene 15-20 dakika oynatırız. Ya oynatırız ya oynatmayız. Ondan sonra gider çocuk Avrupa'ya bir yere. 3 kuruş paraya buradan. Gider orada aslanlar gibi 3-5 sene sonra da deriz ki ya baksana 50 milyon euroya transfer oldu. Biz abi oynatmayı beceremiyoruz. Bizim sistemimiz genç ve yetenekli oyuncuları çok fazla süre verebilen bir sistem değil. Bunun adına ister teknik direktör tercihi de ister kulüp tercihi de ama Türkiye'de Spor Toto Süper Lig'deki sistem genç ve yetenekli oyunculara fazla forma şansı veremiyor. Cengiz mesela Başakşehir'de. Abdullah Hoca olmasaydı başka hiçbir Allah'ın kulu Cengiz'e o kadar süre vermezdi, veremezdi. Sistem kabul etmiyor çünkü. Doğru. Ama sen bakıyorsun mesela ya bir tane şu Aras mıydı Beşiktaş'a gelen evet. Çocuk? Nerede abi o hiç çocuk? Hiç oynamadı neredeyse. Nerede abi o çocuk? Yani aldılar devre arasında kiraladılar İspanya'ya. Sonra geri döndü. Aras'ı biz bir tek Fenerbahçe Kupa maçında Robin van Persie ile itiş kakış. Robin van Persie miydi? Ben anladın mı? Nerede abi o çocuk? Yani. İşte yok. Şimdi tamam herkes hedefe gitsin de. Hedefe giderken de böyle yıldızları ya kendi içinden çıkart ya da alabildiğin yıldızları al bir iki sene sonra sen de başka türlü yere satarsın.
E şimdi Abubakar kaç yaşındaki sen bu kadar milyon eurolar verdin, o çocuğu getirdin buraya? E şimdi ona benzer, tamam Abubakar belki çok uç bir örnek olabilir rakamsal anlamda ama Abubakar'a verdiğinin 2-3 yani 1,5 katı altında birçok oyuncu yıldız bulabilirsin. Ya zaten genç potansiyelli oyuncu, ben hep onu söylüyorum. Yani Galatasaray şimdi 22 milyonluk bir paket yaptı ya Belhanda'ya. Yani sen şimdi Belhanda'yı transfer edeceğime ben, yani ne yapar yapar Cengiz Ünder'e Başakşehir'in kapısında yatarım. 7-8 veririm Cengiz Ünder'e. Vermez. Genç oyuncu. Vermez abi, niye vermez 7-8? Yani şimdi vermez. Yurt dışına gidecek bu çocuk. İzin vermeyecekler mi? Yurt dışına evet ama rakip ya şimdi rakip abi olarak görüyor. Şimdi Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş rekabeti gibi bir rekabet değil ki. Yani sonuçta çok kısa bir zamanda, bir senede anormal bir para kazanacak Başakşehir. Yani ben en azından vermese bile böyle bir girişim yap abi, de ki ben Belhanda'yı alacağım ama Cengiz Ünder'i almak istiyorum de. Hani taraftar da bir umut. Ama bak şimdi umut olsun abi, o taraflarda olmadığın için. Şimdi sen Belhanda'yı vazgeçtim 20 milyon euro vermekten diyeceksin mesela. Dönüyorsun diyeceksin ki ben Belhanda'dan vazgeçtim. Ben o parayı Cengiz Ünder'e harcamak istiyorum dediği an Başakşehir kapıyı kaç ne kadardan açacak? Ve tut ki o transfer olmadı. Bu sefer başkan ve yönetim şöyle suçlanacak. Şimdi o taraflarda olmadığın için dediğim kısmına geliyorum. Şöyle eleştirilecek. Ya Başakşehir'den bir Cengiz'i alamadınız be kardeşim. Ne Belhanda'sından bahsediyorsun derler adama. Ama şimdi en azından böyle de bir... o da bir vizyon göstergesi değil mi yani? Değil. Yani şimdi ben abi değil. Belhanda sen transferi Cengiz'i, benim kafamda bir türlü oturmuyor. Vizyon ne biliyor musun? Böyle... Cengiz'i almak değil vizyon. Cengiz'i çıkartmak vizyon. Tamam, doğru. Cengiz gibi oyuncuları kendi içinden çıkartacaksın. Tamam, altyapından çıkar. Vizyon demek o demek. Ama sen daha kendi kulübünde A takım oyuncularını, A takım oyuncularını bir arada tutamıyorsun da altyapıdan oyuncu mu çıkaracaksın? Rikering Efendi altyapı hocasıydı. Ne oldu abi o çocuklar? Nerede? Nerede abi o çocuklar? Yok. Ben yine yükseliyorum da yükselmeyeyim. Bak biraz daha basayım frene. Değil peki, mi Aziz? Peki, klişe ile ilgili de Galatasaray'ın ciddi somut adımlar attığı yönünde bilgiler geliyor. Yani o da bir tane sol bek. Manchester City'de oynadı, Arsenal'de oynadı. Tabii canım, klişe. Önemli bir oyuncu. Çok. Yani, önemli bir karakter çok, ve aynen, iş yapacak bir oyuncu. Tabii canım. Gomis'le tamamladık. Galatasaray'ı böylece tamamlıyoruz. Imbula'yı çok soran var. Onun da Galatasaray'a kiralanması söz konusu filan ama yani Galatasaray bu kadar kulübü, çok transfer yapamaz. Kulübü kiralamak istemiyor, satmak istiyor. Yani kiralarsın ha. Belki o anlamda söylüyorum. Ha, kiralarsın. Imbula keşke gelse. Yani işte o tip oyuncular heyecan yaratıyor bende. Schneider'in menajeri açıklama vardı. Onu gözden mi kaçırdım? Schneider'in menajeri şunu söylüyor. Tudor'un söyledikleri bizi çok ilgilendirmiyor. Schneider'in de canını sıkmıyor böyle şeyler diyor. Yani o İtalya'da konuşmuş. İtalya'ya dönme ihtimali yok diyor. Ayrılıp ayrılmayacağımız da belli değil Galatasaray'dan diyor. Yani ucu açık açıklamalar ama çok akıllı çok, bir menajer. Çok zeki yani, canım. O istiyor ki bonservisimizi versinler. Zaten abi Schneider buradan giderken birçok oyuncuyla buraya geri dönüşüm çok zor demiş. Vedalaşmış. Vedalaşarak. Yani. Aynen öyle gitmiş. Severek ayrılmış yani. Yani o da şimdi mantıklı düşünüyor kendisi açısından. 32 yaşında. Sen şimdi 5 yıl dedin ama o 5 yıl sözleşme bulamaz hiçbir yerden. Amerika'dan ama 3 yıl bulur. Ve 5 yıl bulamaz. Amerika'dan da bulamaz ya. 37, 38'e. Gerçi Emre Belezoğlu. İşte bugün Fenerbahçe'ye gidecek mi gitmeyecek mi hala o konuşuluyor. De Jong kaç yaşındaydı? 33 ama 2 yıl sözleşme buldu o da. Öyle mi? Evet. Biri De Jong, biri Schneider. Ya zaten De Jong filan futbolu bırakmıştı abi, Amerika'da gidiyordu, keyif yapıyordu. Yani bir anda 2,5 milyon eurolara filan geldi. Yani hani bunlara inanamıyorum ben işte Gökhan. İşte ben de inanamıyorum da ondan sonra yükseliyorsun, Galatasaray düşmanı oluyorsun abi. Ben konuşmak istemiyorum abi bu işleri. Yeter abi. Dün gece yayını kapatırken attım bir tane. Söyledim ama sonrasında dayanamadım, attım. Galatasaray'ın malı Deniz. Yemeyen keriz olmuş artık. Smolov 27 yaşında, neresi genç demiş. Ben diğer oyuncuyla karıştırdım o zaman. Ben de yani 27 yaşta yaşlı değil ki abi şimdi. Abartma yani... ben 19 yaşında bir tane Rus oyuncu var, onunla karıştırdım. Bugün oynayan 17 numaralı oyuncu galiba. Onunla karıştırdım ben. O da yetenekli bir oyuncu. Zaten Rus milli takımında o ikisi çok. Ama bugün çok kötü maçtı be abi. Çok kötüydü maç. Yani... Yani işte abi zaten Portekiz maçları. Ben de onun için söylüyorum. Portekiz, ümit diyor, ben hazırım diyor. Baksana. Portekiz maçı, Portekiz maçları şöyle oluyor. At yat. Yani attı 8. dakikada. Portekiz takım değil falan dedim. Demem biliyorsun, öyle bir şey demem. Dedin. Benim 10 numarayı gördün mü Silva'yı? Ben ne bileyim abi orada. Portekiz milli takımı da tuhaf bir takım ya Gökhan. Portekiz milli takımı iyi bir takım. Söyle. Dani Alves ile Pepe oynadı bugün stoperde. Ortalama 35, yok. Yaş 35. Yolun yarısı demek. Aynen. Geçelim mi artık Fenerbahçe'ye? Cengiz kanat oyuncusu, hoca 10 numara pozisyonu adam istedi demiş.
İşte hayır, ama, hayır, ben o anlamda demiyorum. Hayır, yani hayır. Biz genel vizyon anlamında söylüyoruz. Mantıktan bahsediyoruz. Yani sen böyle yani büyük yatırım yapacaksan, böyle daha genç oyuncuya yap. Hani şimdi diyebilirler ki Belhanda da genç bir oyuncu. Hani Galatasaray belki satabilir, para kazanabilir ama asla verdiği parayı bonservis olarak bence çıkartamaz. Gökhan Dinç iş transferi başına geçse Lionel Messi'yi 250 bin euroya Türkiye'ye getirir demiş Yusuf Akbal. Ben mi getirmişim? Ferhat demiş ki futbolu biliyorsunuz eyvallah, halı sahada da o kadar iyi misiniz demiş. Vallahi bizim halı sahada kupa kazanmıştığımız var kardeşim. Artık Fener'e geçseniz, az süre kaldı demiş, doğru. Peki. Evet, geçelim. Emre Belezoğlu ile ilgili de bugün tartışmalar yaşandı. İşte bir yıl Başakşehir'le sözleşmesi var. Fenerbahçe'ye gelecek, orada bırakacak futbolu. Aykut Kocaman onu çok istiyor. Çünkü orta sahibi bir oyuncu arıyor Fenerbahçe. Çok affedersin, çok affedersin. Instagram hesabına bir tane tweet atmış Ercan. Genelde bize sallar da. Bu akşam köyümün takımıyla 90 yılını kutluyordu. Karlsruhe takımıyla bir dostluk maçı yapıldı. 17 yaşında ikinci yarı bir Türk genci oynadı. Karlsruhe'de 4 gol attı. Sonradan öğrendim ki 5 yılına Benfica'ya imza atmış. Bak, 17 yaşında çocuk bir Türk genci. Benfica'ya 5 yıllık sözleşme imzalamış. Ya şimdi bak, az önce söylediğim şey var ya Cengiz sohbetinde. Ya işte vizyon dediğin şey bu. Sen bu oyuncuyu çıkartıp bulacaksın. Sen bu oyuncuyu alacaksın ve oynatacaksın abi. Oynatacaksın, oynatmazsan bu çocuğa ne bu çocuk sana faydalı olur, ne bu çocuk sana para kazandırır, ne de senin vizyonunu genişletir. Ne yaptın şimdi? Ay, herkes Şampiyonlar Ligi, Şampiyonlar Ligi. İyi, tamam, buyur. Şampiyonlar Ligi'ne kaldı Beşiktaş, diğer direkt gidecek. Kaç tane genç oyuncu oynayacak orada? Hiç, sıfır. Hiç kimse oynayamayacak. Çünkü ne? Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmaya hedefliyor. Bizim genç oyuncuya bile tahammülümüz yok ki. Yok, Buruma ki düşün yani. 12 milyon euroya geldi. Galatasaray taraftarı dönem dönem Buruma'ya tepki gösterdi. Gökhan, genç oyuncu zaten gelişimde olan oyuncu, hata yapacak. Yani o karar verme şekli oynaya oynaya gelişecek. Yani şimdi mesela Buruma dün 21 yaş altı Portekiz milli takımında bir gol atmış. Gördün mü golü? Gördüm. Topun gelişine sol ayağıyla falan acayip kapatmış yani. Cengiz bu geçen sezon bu kadar süre almasaydı inan bu olmazdı, kadar gelişemezdi. Gelişemezdi, doğru. Yani ya orada da Abdullah Avcı'nın hakkını vermemiz lazım. Bir de şampiyonluğa oynadı. Yani şampiyonluğa oynayan bir takımda oynatıyorsun sen bu çocuğu. Tamam, çok fazla tercihin olmayabilir o bölgede ama Cengiz değildir abi o ilk tercihin. Hoca bir çığır açtı o anlamda. Ya ben oynatabilirim dedi. Zihniyetle alakalı bir şey. Ben de bunu söylemeye çalışıyorum. Vizyon dediğiniz şey, bakınız Abdullah Avcı. Gencecik bir çocuğu Türk futboluna kazandırdı. Belki o Türk futboluna kazandırdığı genç oyuncu Avrupa'da hepimizin gurur kaynağı olacak. Bunu bilemeyiz ki. Ama şans vermeliyiz. Ya genci de yaşlısı da oynasın abi, ama harmanlayalım. Bak, Emre Belezoğlu gider mi Fenerbahçe'ye sence? Önümüzdeki yıl olur mu Fenerbahçe'nin kadrosunda? Hangi sezon? Bu sezon. Yok canım. Olmaz mı? Öyle, çünkü o çok tartışılıyor. Ben olacağım şu anda. Emre Mor'un menajeri İstanbul'a geliyor. Emre Belezoğlu, çok pardon, Emre Belezoğlu Başakşehir bırakmaz şu anda. Ya şimdi Fenerbahçe isterse Emre Belezoğlu'nu, Emre Belezoğlu da kariyerini Fenerbahçe'den okutamak istemez. Şu anda Fenerbahçe'nin isteyeceği bir durum var mı Emre Belezoğlu'nu sence? İsteyeceği durum olmaz mı ya Emre Belezoğlu'nun? Yok. Yani bu seneki performansı... Aykut Hoca ile bilmiyorum. Bu seneki performans sergileyyecek olsa var ya... Ben Aykut Hoca'nın... Emre Belezoğlu var ya, her takımda oynatırsın ya. Ben Emre Belezoğlu'nu isteyeceğini düşünmüyorum. Çok yetenekli bir oyuncu abi. Müthiş. Ben yeteneksiz demedim abi. Şu anda Fenerbahçe'nin de çok ihtiyacı var yani. Öyle düşün. Fenerbahçe'nin oynadığı sistemle tam orta sahada absorbe edebiliyorsun Başakşehir'de. Absorbe edebiliyorsun. Emre'yi dinlendirebiliyorsun. Emre koşmadan oynayabiliyor mesela zaman zaman. Çok üst düzey performans gösterdiği maçlar da var ama şöyle de bir realite var. Şimdi sen Fenerbahçe'de oynuyorsan çok üst düzey oynuyorsun. Anladın mı? Yani 80 dakika belki de sürekli hazır tutuyorsun kendini ama mesela Başakşehir'de 45-50 dakikada oynasa Emre'nin Başakşehir'e katkısı aynı oluyor. Anlatabildim mi? O yüzden ben Emre Belözoğlu'nun doğru bir tercih olacağını düşünmüyorum şu anda. Bak, diyor ki Serkant, Portekiz ve Fransızlardan transfer dersi almalıyız. Monaco, Barça altyapısından transfer yapıyor diyor. Yani Barça'nın altyapısından gidiyor, oyuncuyu alıyor mesela. Alır abi. Alır. Bak mesela Porto dedi mi? Portekiz demiş mi arkadaş? Portekiz ve Fransızlar. Portekiz abi. Fransızı karıştı. Bu arada Portekiz'de Porto galiba Beşiktaş'ın altyapısından bir oyuncu istemişti geçen sene devre arasında. O kadar çok genç oyuncu deniyorlar ki. Deniyor. Çünkü abi. Porto'nun olayı bu. Porto alıyor, yetiştiriyor.
Satarsam doğru. Satarım diyor. Satmazsam gönderirim, kalır diyor. Satıyor da zaten. Hani yani satıyor da. Ya yani neler sattılar abi? Jackson Martinez'i mesela Atletico Madrid'e yanlış hatırlamıyorum 45 milyon euroya falan sattılar yani. Hani biz burada Bruma'yı 12,5 artı 2,5'a satınca şey oluyoruz. Ya ne büyük transfer başarısı gibi algılanıyor. Zaten adam 12'ye geldi. O kadar aldın yani zaten, değil mi? Biz tabii ama 12'ye aldığımızı 8'e satmayla övündüğümüz zamanlardan 12'ye aldığımızı 12'nin üzerinde satınca övünmek doğru bir Sinan şey Demirbilek demiş ki abi program tatile girecek mi? Girecekse söyleyin, kendimizi hazırlayalım ayrılığa, sizi seviyoruz demiş. Programımız saatle girmiyor arkadaşlar. Bayram pazartesi, salı, bayram günlerinde de burada olacağız. Biz Gökhan'la hep buradayız ya biz. Hep beraberiz yani. Aynen. Sizle beraberiz. Tatil olursa da Emre Mor'un... belki böyle bir hafta yapar mıyız? Şu anda bir planımız yok en azından. Yapar mıyız? Bilmiyorum ki. Onu yöneticilerimizle konuşmamız lazım Gökhan. Ya, abi, abilerimize sormamız lazım. Büyüklerimize. Büyüklerimize cuma günü sorarız iftarda. Emre Mor'un menajeri yarın İstanbul'a geliyor. Muzi. Emre Mor kardeşim, o menajeri sakın bırakma. O menajer kardeşime de söyleyeyim, sakın Türkiye'ye getirme Emre Mor'u. Fenerbahçe ile tekrar masaya oturacağı... Sakın gelmesin. Bak sakın gelmesin. Tamam da oynayamıyor Dortmund'da, ne yapacak? Başka otursun. Yere gitsin diyorsun. Avrupa'ya gitsin. Türkiye'ye gelmesin. Türkiye'ye gelmesin. Abi zaten çocuk öyle bir para istemiş ki Fenerbahçe'den. Nasıl gelecek bilmiyorum. Söyledik buradan istediği parayı. 5 milyon muydu? 3 milyon muydu? Altuğ mesaj attı. Tatil yok, tatil yok, devam demiş. İşte büyüklerimizden hemen. Ha, bizim zaten öyle bir niyetimiz de yoktu Altuğ Beyciğim yani. Hani. Robin van Persie'nin Feyenoord'a oğlunu yazdırmasını, Feyenoord'un... Ne oldu abi? Yaz kampına yazdırmış herif. Bir müsaade eder misin abi? Feyenoord'un Robin van Persie'yi istediği zamana denk geliyor olması... Yani idrardan karakter analizi yapacak. Samimi söylüyorum. Yakın zamanda yapar bunu yani. Çocuk Feyenoord'a gitmiş. Feyenoord'da... Ne yapsın abi, yaz okulunda. Adam Hollandalı. Feyenoord yani. Onun efsanesi. Ama bitirmeme izin vermedin ki. Soruya, yani soruyu duymadan hemen kendi kafandan bir senaryo yazdın. Çünkü açılışta diyorum söylediğin ki, cümleyi biliyorum. Feyenoord, Robin van Persie ile ilgileniyor haberleri çıkıyor ya Hollanda medyasında. Yani böyle bir ortam varken bir de arkasından Feyenoord'un altyapısına kendi oğlunu yazdırıyor olması. Ben de demedim çıkmış. Yani Robin van Persie Fransız demedim yani. Hollandalı olduğunu herhalde bilmeyen yok. Adamlar haklı çıkmış dünyada. O haberi yapanlar haklı çıkmış. Van Persie, küçük oğlu Feyenoord'da bitti. Ya Feyenoord nereye alıyor abi Van Persie, Van Persie'yi? Nereye alıyor yani? Anca alsa alsa oğlunu alırdı işte. Ömer Barlas demiş ki Haluk Bey, kanalla anlaşmanız maç başı ise güzel, değilse de bize güzel demiş. Size güzel canım kardeşim, size güzel, size. Ömer Barlas. Peki, Beşiktaş, Talişka'nın menajeri demiş ki bu Manchester United nereden çıktı ya demiş. Yani hiç öyle bir kontağımız yok. Transfer ben söyledim, ben attım, ben. Hayır. Ben bir taş attım kuyuya, 40 arkasında... tane akıllı çıkartmaya çalışıyor. Ya kardeşim, hokkabaz mısın? Senin kendi oyuncun söyledi be. Manchester United'ın ilgisini biliyorum, Jose Mourinho beni çok seviyor, onun da ilgisini biliyorum. La birbirinizden haberiniz yok kardeşim, uzaylı mısınız deseniz yoksa bizle mi dalga geçiyorsunuz? Hayır, ben söyledim, ben söyleyince yer yerinden oynadı Beşiktaş düşmanı, sonra yetmedi adam söyledi, şimdi sen kendi oyuncunu yalanlıyorsun. La ilahe illallah ya. İnanılır gibi değil ya. Sen de nereye gidiyorsan git, dönüyor musun, dönmüyor Hayır, musun? Hayır, bir de diyor ki... Acaba cukkayı mı aldın da böyle bir tornistan yaptırıyor Hayır, seni menajeri? Hayır, bir de diyor ki Beşiktaş'ta kalmamız için bir görüşme daha yapmamız lazım diyor. Ha bak, ben sana bir şey söyleyeyim. Beşiktaş gazı açmış. 1.3 müydü bu Talişka'nın parası? Belli ki Beşiktaş şöyle 1.8-2'ye kadar gelmiş. Bu beğenmemiş ama mesaj yolluyor. Diyor ki... Bana biraz daha artık biraz daha böyle şey yapın, yükseltin parayı, ben dönüyorum diyor. Bence benim anladığım o. Sezgin Kaya demiş ki abi tatil yapın, biz Beşiktaş olarak Ağustos sonuna kadar tatildeyiz. Fikret Orman felsefesi diyor. Yani transferin son gününe kadar diyor Fikret Orman bekler, son günlerinde bitirir işi diyor. Siz de o güne kadar tatil yapın diyor. Biz zaten hep burada Beşiktaş konuşuyoruz, başka hiçbir şey konuşmuyoruz. Bu arada Marka İspanya'dan Adil Rami'yi yazmış stoper olarak. Kime? Beşiktaş'a. Herkesi yazıyor. Bir şey söyleyeceğim. Kim elenmiş? Bilmiyorum. Hiç gelmedi biliyor musun? Valla mı? Valla. Arkadaşlar Survivor'da kim elendi? Finale kim kaldı onu bir yazsanıza ya. Eyvah. Şimdi var ya çatır çatır gelecek. Bir yazsanıza kim elendi, merak ediyorum. Kimse yazmıyor. Biz burada böyle kendi kendimize konuşuyormuşuz. Rami mi yazmış Marka? Evet. Valla bilmiyorum. Benim duyduğum yok. Öyle bir Rami transferiyle ilgili bir şey duymadım ama... Benim duymadığım Beşiktaş almayacak anlamına gelmiyor tabii de. Ama gelirdi kulağımıza be. Rami transferiyle ilgili bir şey olsaydı. Diğerleri nasıl geliyor?
bu da gelirdi. Benim kulağıma gelmedi ama. Yok mu? Elenen yazan yok mu? Yani şu anda yok. Bizi şey yapıyorlar şu anda. Yani mutlaka yazıyorlardır da buraya geç düşüyor ya. Kim elenmiş? İlbey söyledi bana. Kim? Sence? Kimdi? Ogeday? Adem? Ogeday, Adem? Serhat Akın. Serhat. Dur sakın söyleme. Bu arada bir şey söyleyeyim. Normalde hiç söylemeyeceğim şeydir. Sakın yanlış anlamasın. Ben bunu latife olarak, espri olarak yapıyorum. Sipsi Ogeday'ın Elon Musk'ı elenesine gerçekten acayip bozuldum ya. Abi Sipsi deme ya. Şimdi çocuğa. Niye ya hadi ben çok severim. Serkan Korkmaz şey çok kullanırdı onu. Hayır tamam doğru da. Ninja diyelim. Hani genç çocuk yani. Tamam, ha, ama genç diyelim. Tamam. Şöyle de bir durum var şimdi. Ya, bu adamların şey inanılmaz bir fanları oluşmuş. Ya olursa olursun abi bizim fanlarımız bize yeter abi işte. Var burada 20 kişi. Elenenler geldi. Sabret. Ben söylüyorum. Elenen geldi yani. Elenen geldi. Ben söylüyorum. Ogeday, Adem, Serhat. Üçlüsünden. Acun gibi yapayım mı? kim? Bence Serhat gitmiştir yani. Evet. Fenerli Serhat 3. oldu yazmış Mustafa Dönmez. Emre Demir Serhat Akın, Mustafa Bilsem Serhat, Adem ve Ogeday finale çıktı. Serhat elendi demiş Ömer İşcan. Cemil Çilek demiş ki yarın kısmetse Sinop'a gidiyorum. Allah yolunu açık etsin Cemil. Kazasız belasız inşallah. Yavaş yavaş. Sanırım 10 gün kadar sizi seyredemeyebilirim. Şimdiden yoklama buradayım demiş. Cemil yavaş gel kurbanı. Yasin Yücel Serhat Akın elendi demiş. Bora Serhat elendi abi Kadıköy Boğası demiş. Serhat'ı da tebrik ederim. Yani bu tür programların... Güngör demiş ki Ötküç, Haluk abi, Gökhan abinin yorumları mükemmel ya. Bayılıyorum. Dobra adam demiş. Eyvallah. Ben şunu söyleyeyim. Teşekkür ederim canım kardeşim. Bak bunu da okudum. Sonra demiyorsun. Yani şey deme. Ya bir dur abi benle, Allah aşkına. Benle ilgili güzel şeyler okumuyorsun deme. Bana okuma zaten benle ilgili güzel şeyleri. Yusuf, bana kötü şeyler oku. Yusuf beni demiş ki şey, abi size Survivor katılın teklifi gelse katılır mısınız demiş. Biz Gökhan'la onu konuştuk. Ben bir dakika bile düşünmem bak. Bir dakika bile düşünmem. Asla gitmem. Ben bir dakika bile büyük düşünmem kesin olur. Giderim. Madar büyük madara oluruz tabii canım. Erdi gibi oluruz Erdi. Bugün titriyor. Onu bırak da şu Serhat'la ilgili bir cümle söyleyeyim. Sonra. Serhat'ın Fenerbahçe'deki performansını gerçekten takdir ederdim. Zaten son derece agresif bir oyuncuydu. Agresif oyuncuları da severim. Ama Serhat'ın ve diğer isimlerin gerçekten bu tür programların içerisinde olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü onlarla ilgili yapılan haberleri sonradan öğreniyoruz. Benim Serhat'la ilgili fikrim zaten pozitifti ama şimdi bir kat daha pozitifleşti diyebilirim. Bilmem yani çok da detaya girmeden anlatmaya çalıştım işte. Bu arada Şahap Çolak bizim mesaj atmış bana. Yeni bir şey getirmiş. Dur bakıyorum. Nereye getirmişti Şahap Çolak kim? Saçı güçlendirici. Ya sana ne abi? Saçı güçlendirici. Senin için. Hayır özellikle abi ben söyleyeyim. İstemiyorum abi Şahap. Şahap yani abi. Kalanları kurtarabilirim hayır diyor. Hayır abi kurtarmasın. Kalanlar da gidecekse gitsin abi ne yapayım. Vallahi ben bak. Serkan'ım. Bak ilgi yok. İlgi sıfır ilgi gösteriyorsun bana. Saç gurmesi. Gökhan Bey Survivor'a katılsa iyi Haluk Bey'i eler demiş. Ben, olur mu canım? Adanın son gününe kadar ben, yani son adada kalacağımız son güne kadar Haluk'la beraber takılmayı isterim. Siz onun ne sinsi olduğunu bilmezsiniz. Ben var ya birinci hafta elerler beni. Sen var ya Kıbrıs'a ilk gelecek, birinci haftadan Kıbrıs'ı garantilersin sen. Öyle bir sinsilik var sende. Yusuf demiş ki Haluk abi 200 bin lira verseler bir dakika düşünmeden katılırsın demiş. Ben hiç öyle işim olmaz benim. İşim katılmam. Olmaz. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. 200 bin lira mı dedin? Acun'a söyleyeyim bak bir mesaj atayım Acun'a. Desin çılgın servisi demiş ki. Haluk Yürekli'ye aylık 8 bin lira ver. Bak orada neler yapıyor. Çılgın servisi. Adil buyur gel yarın kardeşim seni misafir edeceğim. Bence siz de Acun'a göz kırpıyorsunuz. İftar Ramazan bitti tebrikler demiş. Acun'a göz kırptığımız yok bizim ya. 20 yıllık arkadaşımız Acun. Hayır hiç öyle bir şeyimiz yok. Yeşim demiş ki katılın sürekli SMS benden demiş. Ya bırakın abi ne oldu Beşiktaşlılar Elon Musk'a sahip çıkamadınız. Elon Musk'a yok öyleydi böyleydi falan. Ben bile mesaj attım da. Peki, olmadı. Celal Uludağ harika ve çok akıcı program yapıyorsunuz. Dolu dolu mükemmel demiş. Bugün, mükemmel. Bugün ama seninle ilgili hani iftarda bugün biraz fazla yedin diye enerjiniz düşük ya. Başında çok, çok böyle. Çok tweet geldi o yönde. Başında birazcık gerçekten tansiyon mu düştü ne oldu anlamadım yani. Böyle Cihan Mercan içime. Buradayım demiş. Sedat Yaşar demiş ki Haluk Bey efendiliğiyle döver Survivor'ı demiş. Ben gitmiyorum arkadaşlar Survivor'a. Ya ben teklif gelse bir dakika düşünmem. Bak bir dakika düşünmem. Tamam. Bunu hemen
Ya sen var ya orada çok büyük renk katarsın yalnız o müthiş yükselmelerinle. Kavgalar edersin sen orada biliyor musun? Bir de karşında benim gibi sabırlı adam da bulamazsın orada. Herkes aç. Bulursun bulursun seni, orada. Bak öyle bir döverler ki seni orada. Beni kim dövüyor ya? Bir dakika ya. Peki kapatmamız lazım. Karabinsel sepetimi sandın bizi sen. Peki sevgili seyirciler. Keşke bir yarım saat daha yapsaydık. Bak şimdi açıldım ben Kadir daha. Son bölümüne doğru açıldım. Kadir geceniz sonra. Mübarek olsun. Dualarınızda bize de yer verin lütfen. Herkese hayırlı geceler diliyoruz. Allah ibadetlerinizi, dualarınızı kabul etsin. Yarın görüşmek dileğiyle iyi geceler diliyorum. Hoşça kalın.